Vietnam'ın yaylası Dalat'tayım. Burası gayet serin diğer yerlere göre. Dün yanıyordum. O kadar sıcaktı ki bunaltıcı bir havadan bugün gayet serin böyle polarlarla durulan bir havaya geldim. Burası biraz Toros'ları andırıyor. Yemyeşil çam ağaçları arasında bir yayla gibi bir yer burası Dalat. Doğa severleri beklerim. Şimdi de bir motor kiraladım. Bununla iki güzel şelale varmış. Daha doğrusu çok şelale var. Yaklaşık 10 şelale var civarda. Ben bunun ikisini seçtim. Onları keşfetmeye gidiyorum şimdi. Anneanne, burası fındık pınarı kokuyor. Öpüyorum seni. Seni çok özledim. Anneanne ben gidiyorum. Ne diyorsun? Ben sana kızıyorum. Niye? Gidiyorsun diye. Hiç aklım yok değil mi benim? Aklın yok. Aklım olsa bunu haline bir zaten yapayım. Bitti turuş. Bitti turuş olacaksın. Bir dua edersin ama herhalde. Duaya bir diyorum ama elimden bir şey gelmiyor ki. Benim duvarın hiçbir faydası yok. Hadi bir bay bay de o zaman. Hadi güle güle. Yolda giderken bir bufalo camız sürüsünün içine düştüm. İrili ufaklı, yavrulu, analı bir sürü. Çobanları da burada. Her hayvana da yavrusu hakikaten güzel yani. Şunlar bile ne kadar tatlı. Kongor Şelalesi Dalat'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta. Motor kiralayarak geliyorsunuz. Bunun yaklaşık 44 kilometresi normal yolda geçiyor. Çok keyifli bir yol değil yani. Trafikli bir yolda geçiyor. Son 10 kilometresi, son işte 7 kilometresi falan da güzel bir şeyde geçiyor. Kırsal bir köylerin içinde geçiyor. Güzel bir doğada geliyorsunuz. Giriş 3 lira. Tepedeki seyirden şelaleyi izledikten sonra bu merdivenlerden inerek şelaleye ulaşıyorsunuz. Fena değil, güzel bir şelale. Şelalenin en güzel yanı sanki insan eliyle yapılmış merdivenlerden akıyor su. Sanki insan yapısı gibi. Gençler balık tutuyor. Şimdi Dalat'ın önemli şelalelerinden birindeyim yine. Burası Elephant Waterfall, yani fil şelalesi diyorlar. Böyle yemyeşil bir ormanın içinde yer alıyor. Bakalım, güzel bir şelale. Bu arada giriş de buraya yaklaşık 4 lira. Şu merdivenlerden iniyorsunuz. Elephant Şelalesi de böyle bir yer işte. Suyu biraz yeşil akıyor. Ama ilk gittiğim şelale bundan daha güzeldi bence. Bilmiyorum sizce nasıl. Burası bir ipek fabrikası. Burada kozadan, kelebek kozasından ipek üretiliyor. Ne yazık ki ben boş bir zamana denk geldim. Şu an şeyler çalışmıyor, aletler.
Ama bu fabrika kızı şu anda en son halini, yani makaraya dönüşmüş, ipe dönüşmüş halini topluyor makineden. Gün doğarken her sabah bir kızı geçer kapından, köşeyi dönüp kaybolur başı önde yorgunca. Fabrikada tütün sarar sanki kendi içer gibi, sararken de hayal kurar bütün insanlar gibi. Bir evi o binlerce koza sıcak suda bekletiliyor. Sanırım sıcak suda ipini ayırmak daha kolay oluyor. Bu arada görebiliyor musunuz bilmiyorum ne kadar ince olduğunu. Gelen, kozadan gelen kılcal ağların. Ve muhtemeldir ki, bakın burada nereden baksanız 15-20 tane kılcal ağ var. Ve hepsi bir yerde toplanıp daha sonra örülüyor ve ipe dönüşüyor. Yani bu tek, bize tek olarak gelen ip aslında 20 ayrı kılcal koza ipinin, ağının birleşimi. Fabrikada böyle bir yer işte. Şöyle makaralara dolanıyor. Kozalardan gelen ağlar. Burada da o ipler işte kumaşa dönüşüyor. İpek kumaşa. Milyonlarca ip. Tabii bir de satış yeri var. Renkler çok güzel. Bizim hanımlar herhalde burada kafayı yerdi. Belki fiyat merak edeceksinizdir. Hemen fiyat bakayım. Şu şal 390.000. Aslında bu şal mı? Evet. 390.000 dong. Yaklaşık 80 lira. Gravatlar yaklaşık 40 lira. Balat kenti. Etrafı çimlerle bezeli. Bu küçük sevimli göleti. Ve yapılarıyla modern ve geçmişi bir arada özümseyen yapılarıyla adeta bir Avrupa kenti. Benim Vietnam'da gördüğüm en güzel kent Dalat oldu. Hoi An de güzeldi ama Dalat sanki daha biraz güzel geldi bana. Evet, yani yayla havası almak istiyorsanız, işte yeşil görmek, şelale görmek istiyorsanız Dalat'ı tavsiye ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.